Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben bugün bomba gibiyim. Süper. Niye? Çünkü arkadaşlarımıza güzel haberlerimiz var. Evet hocam biz arkadaşlarımıza artık birebir temas edeceğiz. Yay. Arkadaşlarımızın bize bir sürü sorusu oluyor ama çok farklı mecralardan gelen soruları ne yapıyoruz? Diyoruz ki gençler toparlanın Instagram hesabımıza gidin DM'den bize mesaj atın. Ne sormak istiyorsanız orada bize yöneltin. Biz de sorularınızı özel olarak teke tek cevaplayalım. Sorularınızın arkadaşlarınızla benzer olduğunu da göreceksiniz. Kendinize özel sorularınız varsa cevaplarınızı da bulabileceksiniz. Bizi takipte kalmayı unutmayın deyip hatırlatalım. Ama hocam ben şunu belirtmek istiyorum. Bizim yayınlarımızın olmalı. Kesinlikle. Ve şunu belirtmeliler. Instagram'dan DM'de yazdıklarında. Hı -hı. Hangi soru bankası kaçıncı sayfa Kaçıncı Hangisi? soru? Evet test numarası, sayfa numarası, soru numarası önemli. Çünkü biz çabucak bulalım. Hani zaman kazanalım ki daha çok kişinin sorusunu cevaplayalım. Bir de lütfen okul ödevlerimizi öğretmenimize yaptırmak gibi düşünmeyelim. Kendi soru bankalarımızı istiyoruz ki kaynağı bulalım, soruya ulaşalım kolaylıkla. Ve hocam cevaplanan sorularında cevapları yine bizim sayfalarımızda olacak. Bunları da unutmasınlar. Süper. Aynen Hatta öyle. Hatta hocam soruyu soran arkadaşımızın da ismini biz vereceğiz. Hah. Daha da güzel. Reklamınızı yapın. <laughs> Hadi bakalım o zaman soru çözmek önemli diye hatırlatıyoruz ve yavaştan konumuza geçiş yapıyoruz. Ama sorularınızda merakla beklediğimizi yine hatırlatmak istiyorum. Evet hocam bugün konumuz ne? Bugün çıkırıklardan bahsedeceğiz. Yani genel olarak yine bir basit makine örneğiyle devam edeceğiz. Artık biz basit makinelerin gerçekten basit bir konu olduğunu öğrendik. En temel bilgiyi ben yine hatırlatmak istiyorum. Ben eğer kuvvet kazancı sağlamak istiyorsam yoldan kaybedeceğim. Yoldan kazanç sağlamak istiyorsam biraz daha fazla kuvvet uygulayacağım. Sonuç olarak ne yapacağım? Yaptığım işi ve harcadığım enerjiyi değiştirmeyeceğim. Yani iş kolaylığı sağlayacağım ama işten kazanç vardır cümlesini yemeyeceğim. Çıkrıkta temel mantık. Ne yapıyorum? Dönen bir sistem hayal ediyorum. Bir tane küçük yarıçaplı, bir de ona bağlı olan ortak merkezli çakışık merkezli daha büyük yarıçaplı bir silindir oluşturuyorum. Ben büyük yani uzun kolu çevirdiğimde yoldan kaybetmiş oluyorum ama daha küçük bir kuvvetle küçük silindiri döndürdüğüm için ne yapıyorum? Daha büyük bir yükü daha güzel hareket ettirebilmiş oluyorum. Temel mantık bu soru içinde çok daha iyi anlıyorduk. O zaman hadi buyurun soru çözelim. Ne yaptık? Dedik ki dışarı çıkıyoruz, süsleniyoruz, saç kurutma makinesini aldık, şöyle girdik bakayım fönleniyor mu olmayan kısacık saçlarımla. Şaka bir tarafa. Bize rüzgar türbiniyle ilgili bir örnek vermiş. Demiş ki şuradan da saç kurutma makinesini tut, onun rüzgarıyla döndür şuradaki kap kalksın. Hmm, günlük hayatta da bildiğimiz şeyler aslında. Rüzgar türbinleri rüzgardaki kinetik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürebilir. Bir öğrenci tahta çubuk renkli ip ve kartonlarla rüzgar türbini modeli oluşturmuş. Kartonlara şekil vermiş, oluşturduğu rüzgar gülünü tahta çubuğun ucuna takmış bir kartonla zemine sabitlemiş. Daha sonra tahta çubuğun öteki ucuna bir ip yardımıyla hazırladığı kovayı bağlamış. Bakınız kovamız. Saç kurutma makinesini rüzgar gülüne doğrultmuş ve karton kovanın yerden yükseldiğini, saç kurutma makinesini kapatırsa da zemine geri indiğini fark etmiş. Ağırlıktan dolayı olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Buna göre bu hazırladığımız türbin modelinin çalışmasıyla ilgili hangi ifade yanlıştır diye de bize sormuşlar. Temel mantık ne oldu? Ben şuradan bir kuvvet uyguladım. Bu rüzgarın etkisiyle uyguladığım kuvvet ne yaptı? Şu rüzgar gülünde kocaman bir dönme etkisi oluşturdu. Yani büyük yarıçaplı bir dairem burada oluştu. Bir de küçük silindirim var. Bakınız efendim şu ipi sardığım yer çok daha minik bir alan. O yüzden şu arkadaş kocaman bir tur atarken bu da minicik bir tur atacak. Ama kaç tur atarlarsa... Atsınlar ne olacak? Sayı aynı olacak. Bu arkadaş ne yapacak? Yukarıya doğru sarılmış olacak. Her turda tam bir tur sarıldı. Sonra bakalım seçenekler bize ne diyor, yanlış neredeymiş? Rüzgar gülünü etki eden kuvvet tahta çubuğa sarılı iple karton kovaya iletilen kuvvetten küçüktür. Mantık olarak rüzgar gülünü etki eden kuvvet çok büyük yol. Hmm, yol büyükse kuvvet küçüktür. O zaman ne oldu? Bu doğru bir cümle oldu. Saç kurutma makinesinin rüzgar gülüne üflediği hava miktarı artarsa Çubuğun birim zamandaki tur sayısı artar. Daha hızlı ayarına getirdim. Daha büyük rüzgar var. Daha hızlı, daha çabuk döndü. Ne oldu? Daha çok döndürürsem e, daha çok yukarıya çıkacak. Daha çok tur dönecek. Mantıklı. Rüzgar gülünün tur sayısı tahta çubuğun tur sayısına eşittir. Bunlar çakışık. Yani şöyle dönüyorlar. Birisi bir, birisi iki tur dönemez. O zaman ne oldu? Tur sayımız mutlaka aynı olmalı. Tekerleğin içi ve dışı gibi de düşünebilirdik bunu. D'ye baktığımda yarı çapı daha geniş bir tahta çubuk kullanırsak rüzgar gülüyle kaldırılacak yükün ağırlığı artar demiş. Şimdi püf noktam ne? Şurada küçük bir yarı çapım var. Ben şuradaki küçücük yarı çapı biraz daha büyütürsem ne yapacağım? Çarpımın sonucuna bakarsam hani birisi büyük birisi küçük olması gerekiyordu. Yarı çapı daha da büyütürsem o zaman ne olmalı? Bu daha küçük olmalı ki şu iki çarpım durumu birbirine eşit olsun. Oklarla gösteriyorum bunu sayılar gibi de düşünebilirsiniz. O zaman ne oldu? Daha da küçülmesi lazım. Ama burada bana ne verdi? Artar dedi. O yüzden yanlışı buldum. Artar değil azalır olmalıydı. Hemen gittim seçeneğimi işaretledim ve sonraki soruya geçtim. Evet bana ne yapmış? İkili çıkırık modeli vermiş. Şöyle bir yamulmuş şekil oluşturmuşum. Peki hemen bakıyorum diyorum ki acaba bana ne sormuş bu şekillerde. Şekil 1'deki çıkrık merkezleri çakışık olan yani ortak merkezli olan K ve L silinirinden oluşmaktaymış. Çıkrık kolu ok yönünde bir tur çevrilmiş. Tahta çubuğun görünümü şekil 2'deki gibi olmuş. Aldım bir tur çevirdim ve 2 numaraya geldi. Ne görüyorum? K'de çok daha fazla yükselme varken L'de biraz daha küçük bir yükselme var. Şöyle gösterebilirim değil mi? şunu şöyle gösterdim. Buradaki yükselme miktarını da birazcık daha küçük bir okla gösterdim. Biraz abartarak çizdim ki daha iyi gözüme çarpsın. Mantık nedir diyorum? İkisi de çakışık merkezde olduğu için dönme sayıları aslında aynı olacak. Yani bu arkadaş tam bir tur döndüğünde bu arkadaş da bir tur dönecek. Ama dengenin bozulmasına bir sebebi olmalı. Daha büyük bir silindir ve daha küçük bir silindir olursa sarılma miktarları etkilenir gibi düşünüyorum sanki. Hadi bakalım gerçekten öyle bir şey olabilir mi? Hangi yorumumuz doğrudur diye bize sormuş. K silindirinin uzunluğunun L'nin uzunluğundan büyük olması. A cevabı bulduk Çık diyecek miyiz? aman demeyeceğiz. Hızlı soru çözerken tüm seçenekleri okumuyorsak, çok hızlı gidiyorsak burada hata yapabiliriz. Bana diyor ki silindir uzunluğunun büyük olması. Biz yarı çaptan bahsettik daha büyük diye. O yüzden lütfen uyanık olun. Silindir daha uzun ya da daha kısa olabilir. Bu beni bağlamaz. Ben silindirin yarı çapına bakmalıyım. İpin sarıldığı kısmın uzunluğuna bakmalıyım. O yüzden ne yaptım? Bu değildir dedim. Uyanık oldum. K silindirinin tur sayısının L'nin tur sayısından fazla olması. Bunlar çakışık. Yani birisi ne kadar dönüyorsa diğeri de aynı miktarda dönüyor. Ne yaptım? Bu seçeneği de eledim. K'nin yarı çapının L'nin yarı çapından büyük olması. Sanki buldum gibi mi? Sanki oldu gibi değil mi? Ama ne yapıyorum? Mutlaka kontrol ediyorum. K silindirin yarı çapının L'ninkinden küçük olması yok. Bir dakika daha çok sardı, daha çok hareket ettirdi. O yüzden ne oldu? Onun yarı çapı daha büyük olmalı ki çevresi de daha büyük olsun, sarma miktarı büyük olsun. Yani cevap C olsun. Bana diyor ki, çıkrık ağır kolayca kaldırmak amacıyla kurulan iç içe geçirilmiş silindirlerden oluşan bir düzenektir. Biz artık bunu biliyoruz. Dönme eksenleri çakışık, çapları birbirinden farklı numaralandırılmış silindirlerimiz varmış. R, 2R ve 3R yarıçaplarını görüyoruz. Bize diyor ki özdeş yükleri bağlılık yani PPP olarak alabilirim. 1, 1, 1, 1 birim olarak alabilirim. Bir sayı vermediyse burada bir sıkıntı yok ipe bağladım. Sonra da ne yaptım? Düzeneyi kurdum ve döndürme kolunu aldım. yerden yükselttim yüklerimi. Püf noktam ne? 6R yarı çaplı döndürme kolumda ne yaptım? En büyük yolu 6R'ye aldırdım. Yani hop kocaman bir tur attırdım. Çok düzgün çizemesem de mantığı anladınız. En büyük yarı çap ondaysa en büyük dönme miktarı burada olacak. Yani yoldan en büyük kaybı sağlayacağım. En küçük kuvveti kullanacağım. Peki sonra ne olacak? 1, 2 ve 3 R yarıçaplı arkadaşlar da kendi etraflarına saracaklar ipi. Tam bir tur döndüklerinde bir birimlik olan bir birimlik sarma gerçekleştirecek. 2 birim olan yine tam bir turda 2 birim kadar yerden yükseltecek yükümüzü. 3 birim yarı çapa sahip olan da 3 birimlik yükseltecek. Ama her şekilde ne yapacağız? Kuvvet uyguladığımız döndürme kolu ile kıyaslarsak yine de daha az miktarda bir hareketlenme olduğunu gözlemleyeceğiz. Bana diyor ki döndürme kolunu bir tur döndür. Düzenekte meydana gelen durumlarla ilgili de yorum yap. Hemen bakıyorum diyorum ki silindirlere bağlı yüklerin hepsi yerden eşit mesafede yükselir. Hayır birinin yarı çapı bir, birininki iki, birininki üç demiştik. O zaman ne oldu bu cümle? Yanlış oldu. Silindirlere bağlı yüklerin kazandığı enerjiler birbirine eşittir. Püf noktam nedir gençler? belli bir yol aldım, belli bir yükselme sağladım. O zaman ne oldu? Farklı miktarlarda yükseldiysem kazandığım enerji eşit olmayacaktır. C'ye baktım. Silindirlerdeki yoldan kayıp miktarı arasındaki ilişki 3 büyüktür, 2 büyüktür bir şeklindedir. Diyorum ki yoldan kayıp yani ne yapacağım? 6 birimlik hareket ettim. Sadece 3 birimlik sardım. 6 birimlik hareket sağladım. Sadece 2 birimlik yükselme gördüm. 6 birimlik hareket gördüm sadece 1 bir birim hareket ettirdim. O zaman ne oldu? Yoldan kayıplar tam tersi oldu. Yani buradaki sıralama ters dönmeli. Yani bu da yanlıştır dedim. Diyorum ki silindirlerin hepsindeki giriş kuvveti çıkış kuvvetinden küçüktür. Ben 6 birim uzunlukta ne yaptım? Bir kuvvet uyguladım. F'yi uyguladım. Benim uyguladığım kuvvet giriş kuvvetiydi. Sonucunda taşıdığım yük neydi gençler? Çıkış kuvvetiydi uzun bir yolda ne yaptım? 6 ile bu F'yi çarptım. Diğerlerinde hep aynı şeyi bulmak için, aynı sonucu elde etmek için 1, 2 ya da 3 ile çarptım. Diyorum ki o zaman gerçekten de benim uyguladığım giriş kuvvetim her şekilde çıkış kuvvetinden yani bu silindirlerin vereceği tepkiden daha küçük olacaktır. Çünkü yoldan ne yaptım? 6 birimle kaybetmiş oldum. Yani doğruyu buldum ve gittim işaretledim. Hocam bitti galiba. Geçmiş olsun. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi kanalımıza bakın. Kesinlikle abone olmayı unutmasınlar. Çünkü neden hocam? Bildirimler geliyor mu acaba? Bildirimler geliyor mu? Peki biz trend videolara çıkıyor muyuz? E tabi. Yani o da çok önemli hocam. Ne kadar izlenirsek o kadar fazla arkadaşımız bizi görür. Evet. Ondan dolayı hocam beğenmeyi unutmasınlar. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.